Çenelerimizde oral diagnoz alanına geldiğimizde hastalarımızda ilk olarak bütün olarak bir panoramik film alınır. Panoramik film bizim çenemizi sadece gördüğümüz iki boyutlu bir filmdir. Tabii bu çürük vesaire böyle daha az karmaşık işleri teşhis etmemiz de bizim için idealdir. Ama durum birazcık karmaşık. Üçüncü boyutu görmek istediğimiz durumlara geldiğinde bize tomografiler gerekmektedir. Tabii tomografi deyince hastalarımızın bazen böyle kafalarında çok radyasyonlu işler gibi canlanabilir. Yine bunlar dental volümetrik tomografi olduğu için küçük hacimde çektiğimiz için daha az radyasyonla teşhis yapabildiğimiz durumlardır. Peki tomografileri niye çekeriz? Tomografilerin en çok aslında çekim alanı implantları planlamaktır. Yani bir kemiğin 3 boyutlu olarak kaç milimetre olduğu, ne kadar uzunlukta koyulabileceği, sinüslerin durumu, yani bunlar bizim için önemlidir. Sinirlere yakın uzak oluşları, tabii tomografileri çekmemiz için en önemli nedenlerdendir. Onun dışında tomografileri çekerken özellikle herkesin merak ettiği 20 yaş dişlerin çekilmeli mi, çekilmemeli mi? Hani bunları teşhis edebilmek, sinirlere olan yakınlığı, zorluğunu teşhis edebilmek için özellikle bu tomografilere ihtiyaç duyarız.